Evet, Eko Siyaset'e devam ediyoruz. Konuğumuz var. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeyle başlamak istiyoruz. Şimdi biz kuru konuşuyoruz. Kurda bir dalgalanma olduğunu görüyoruz. 2.74'lere gitti şimdi, 2.58'lerde. Bu dalgalanma fiyatları etkiliyor mu? Özellikle kurdaki yükselişi fiyatlara yansıtıyor musunuz? Bununla başlamak istiyorum. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Bundan kurun oynadığı, 2.70-2.75 düzeylerinde çıktığı dönemde bir basın mensubu arkadaşlarla bir araya gelmiştim. Eğer kur 2.70-2.75'ler düzeyinde olursa muhtemelen bizim maliyetlerimize %2 mertebesinde bir yansım olur dedim. Ama kur tekrar yerine geldi. Biz de fiyatlarımızda herhangi bir revize falan yapmış değiliz. Yani herhangi bir artış söz konusu değil. Çünkü bizim üretim maliyetlerimize bir yansıma olursa bu ancak konut alıcılarına yansıyor. Dolayısıyla şu anda öyle bir revizyon söz konusu değil. Ya ama ben orada demir yani bu ithal edilen malzemeler mi şey yapıyor? Tabii bu sektörel bir durum var. Demir direkt dövize bağlı şeyler değil. Bunlar ham madde olduğu için zaman zaman bildiğiniz gibi çok farklı normal enflasyon üzerinde de farklı fiyatlarda söz konusu oluyor. Ama onlar bazen çıkıyor, bazen iniyor ve kendisini regüle eden fiyatlar. Yani şu anda bizim maliyetlerimize yansıyacak bir düzenleme söz konusu değil, kurdan kaynaklı. O zaman zam olmayacak diyorsunuz. Hayır, yok. Ya, belki hani sohbete şuradan başlayalım mı? Ya, zaman zaman siyasiler de açıklamalar yapıyor, işte bazı gazetelerde çıkıyor. Türkiye'de bir konut balonu var. Biz de burada ya arkadaş, yani özellikle de ben hani çok net yani Türkiye'de bir konut balonu yoktur anlatmaya çalışıyorum dilim döndüğünce. Ama belki de ben yanılıyorum. Dolayısıyla hazır bu işin patronunu bulmuşken Türkiye'de bir konut balonu var mı yok mu? Neden var, neden yok? Yoksa. Evet. Tabii bu yani bu konuda fikirlerimi paylaşmak isterim. Şimdi bizim bulunduğumuz segment açısından, toplu konut idaresinin hitap ettiği müşteri kitlesi açısından bakalım. Ben hatta bir başlık olarak da kullandığım bir şey. Bizde balon değil, talep patlaması var. Şimdi bu segmentte yani bizim müşteri kitlemizde alt gelir grubunda ve biz alt gelir grubu ve sosyal konut inşa ediyoruz. Yani maksimum orta gelir grubu. Şimdi bu segmentte yaptığımız hemen hemen bütün üretim aşamalarında, bütün vilayet üretimlerinde büyük bir talep var. Şimdi güncel bazı örnekler vereyim size. Mesela biz yılbaşı itibariyle Sivas'ta bir 750 konutumuz vardı. Bunu satışa sunduk, kurallı satışa. 12.500 müracaat oldu. Sivas Stadyumu'nda vatandaşlarımızın çekiliş yapıldı. Şu anda zor bir iştir yani. Evet. 2500 olarak gidiyorsun evet. Konut almak için. Evet. Hakikaten yani orada kaybetmek de ne zor bir şey. Evet. Tabii bu da bizi heyecanlandıran bir şey aslında. Yapacak çok şeyimizin olduğunu gösteriyor. Yani buradan birkaç ders çıkartmamız lazım. Mesela şu anda Antep'ten çekilişini yapmadık. Geçen hafta itibariyle vatandaşlarımızın katılımları bitti. 1154 konutumuz var. Alt gelir grubu 888 tanesi. Ona da birazdan belki örnekleyeceğim. Bu konutlarımıza da yaklaşık 20 bine yakın vatandaşımız müracaat etti. Yani 20 bin vatandaş arasından 1154 kişi kurayla tespit edecek. Hiç evi olmayanlar değil mi? Başvuru şeyi var yani. Şimdi, hiç evi olmayacak öyle ancak başvuru tabii. Diyorlar. Tabii. O kaldırıldı. Hayır. Şimdi bizim özellikle onu ifade etmem gerekir. Çünkü şöyle bir eleştiri de var. Ben kurum başında yaklaşık işte birinci yılı doldurdum. Bir de özel sektör kökenliyim. Dışarıdan da kuruma geliyorum. Şimdi kurumun en çok eleştirildiği yerlerden bir tanesi şöyle bir şey var. Dışarıda böyle bir algı var. Yani sanki toplu konut idaresi zenginlere konut üreten bir yapı gibi. Aslında bu sadece bu algı oluşturuluyor. Çünkü bizde muhatap olan kitle, bakın bu az bir sayıdan bahsetmiyorum. 657 bin vatandaşımız şu anda toplu konut idaresinin yaptığı binalarda ya oturuyor ya da oturmak üzere. Şimdi bu şu demek. Anadolu'da ortalama nüfuslara bakıldığında toplam bir nüfus 650 bin. 600, kaç yılda? 657 bin. Aile mi? 657 bin konut. Bu aile demek. Ortalama büyüklüğü kaç yılda yapılan bu? 2012-2015 yılı arasında üretilen toplam konuttur bu. Yani 58. hükümetle başlayan. Yani 2,5 yıl bile değil şurada
657 hayır, bin. Hayır, 2,5 yıl değil. 12 yıl içerisinde. Ha, 2012 evet. Dediniz o 12, yüzden. 12, 2002. Tamam. Evet. Evet. 12 yıl içerisinde üretilen konut 657 bin konut. Şimdi birazdan kendi hedeflerimizle belki içerisinde konuşmuş olacağız. Şimdi bu 657 bin konut içerisinde bugüne kadar olan disiplin konutların yaklaşık %15'i alt ve orta alt gelir grubu ve sosyal konut dışındaki konutlardır. Yani biraz da üst segmente hitap eden konutlardır. Bu da bizim iştiraklerimiz vesilesiyle yaptığımız konutlardır. İştiraklerimiz var bizim, birkaç tane iştirakimiz var. Şimdi peki niye bu segmente iş yapmak zorundayız? Üst gelir grubuna? Oradan kazanacaksınız. Çünkü biz, evet bu çok önemli. Yani bu bilinmeyen bir şey. Yani biliniyor aslında. Biz de muhatap olanlar, sektörün bazı belki temsilcileri biliyor. Şimdi biz direkt kamu kaynağı kullanan bir yapı değiliz. Yani kullandığımız şey tabii ki nihayetinde nereden elde edersek edelim kamu kaynağıdır. Ama biz direkt vergilerden, merkez hükümetten bir pay almıyoruz. Bütçeden bir şey almıyoruz. Bütçeden bir pay almıyoruz. Bakın bu da tartışma konusu oldu. Bizim bütçeden aldığımız tek şey yılda 60 milyona yakın, 60 milyon TL civarında geçmiş dönemde, yasası da geçmiş dönemdir. Yani toplu fon kanun kurulduğu dönemlerde yurt dışı harç pullarından gelen paradır. Bu da 60 milyondur. Halbuki toplu konut dairesinin yıllık büyüklüğü yaptığı işlere baktığınızda 50 bin konutu düşündüğünüzde ve başka yüzlerce sosyal konut düşündüğünüzde yılda yaklaşık 8-10 milyar bütçe büyüklüğünde bir kaynak üretmek durumundayız. Şimdi bu kaynakları da bazı büyük şehirlerde yüksek gelir grubuna konut inşa ederek ya da başka alanlar inşa ederek bu finansmanı da sağlamak zorundayız. Dolayısıyla bunun şeyinin bilinmesi çok önemli. Ancak biz mesela yeni dönemde yaptığımız konutların %90 mertebesinde, geçmişte %85'ti, şimdi yeni bir revizyonda yapıyoruz. Bunlar belki ufak dilimler gözükebilir. %90 seviyesinde de sosyal konut, alt ve orta gelir grubuna sosyal konut üretiminde kalacağımızı da deklar ediyoruz. Yani özetinde bir konut, yani burada bir balon yok. Ha, yok tabii. Ama tam tersi, talepte hala canlı bir talep var. Ve konut üretim konusunda Türkiye'nin hem TOKİ hem konut üretim konusunda alınacağı çok yol var. Bakın, en azından TOKİ'nin hitap ettiği orta gelir grubuna yönelik konutlarda bir balon yok. Şimdi bu tabii bir o konuda da belki fikrimi paylaşmam doğru olur. Şimdi ben örnekleri verirken belki bir daldan dala atlamış oldum çünkü konu fazla. Şimdi en son Konya Selçuklu Yazır konutları. Bizim bazen konutlarımızdan işte kalan konutlarımız var. 19 tane konutumuz kalmış elimizde bizim. Bu da yılbaşı, birinci ay, ikinci ay mertebesi. 19 konutu bize talebin fazla olacağı konusu geldiği için ilk müracaat eden almasın ve insanlarımız hani kurayla alsınlar. Belki çok fazla müracaat olur diye böyle bir duyuru yaptılar ve biz de bunları kuralı satışa koyduk. 19 konuta hiç konut sahibi olmama şartı var. Ve bulunduğu şehirde işte 2 yıl yaşama şartı var. Ha, bir de öyle tabii bir şey ben var. O şartlarda ise bir adam oluşturacağım. 19 konuta 5212 müracaat oldu. Çok yüksek. Bakın ilçe kaymakamımız ilçede tabii bir şey oldu, sorun haline geldi. Çünkü bu vatandaşlarımız üzerlerinde hiç konut olmadığına dair bir belge de almak zorundalar. Ha tabii ilçe o belgeyi tabii, alıyor. Onunla belgeyi alıyor tarafa. Bir anda ilçenin şeyi bozuluyor. Şimdi dolayısıyla ben bir şey olarak da anlaşılsın diye söylüyorum. Şimdi sektörde bir konut balonu var mı yok mu? Bunu ayrı tartışırız. Ama bizim bulunduğumuz segmentte düzeyde bir balon değil, gerçekten bir talep patlaması var. Ve biz şu anda bütün disiplinlerimizle vatandaşlarımızın bizden beklentisi olan, yani hangi vatandaşlarımızın konuta erişmekte zorlanan, alt gelir grubunda olan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak için de çok farklı bir disiplinle yeni bir evreye geçmiş durumdayız. Peki bu müteahhitler ellerindeki konutları satamıyorlar aslında. Evet. Bakınca bu lüks inşaat dediğimiz üst gelir grubuna hitap eden büyük projelerin hemen hemen tümü de bu grupta. İşte gazetelere ilan reklam veriyorlar. Ama buna karşılık bu orta gelir grubuna ya da sizin olduğunuz segmente yönelme yok. Neye bağlıyorsunuz bunu? Şimdi tabii bu sorunun direkt muhatabı ben değilim ama dediğim gibi hani geçmişte de özel sektörden gelen birisi olarak. Şimdi bizim özel sektörümüz de çok güçlü. Gerçekten güçlü bir sektör var. Bir de
Piyasada yeni aktörler var. Mütekabiliyet yasasıyla giren yabancıların alımları var. Bunların her birisi şu anda TÜİK rakamları da açıklanıyor. Sektördeki önemli kuruluşlar da bunları veri haline çeviriyor. Hı hı. İşte en son Mart ayında açıklanan rakamlar falan var. Ben şöyle inanıyorum. Sektör mutlaka üst segmentlerde, bazı üst segmentlerde sorun yaşanabilir. Dönemsel sorun yaşanabilir. Yani konut arzı fazla, talebi az olabilir. O zaman ben şuna inanıyorum. Eğer böyle bir şey varsa özel sektör bunu regüle edecek bilgi düzeyinde ve güçtedir. Ona göre de durum vaziyet alacaktır. Ama uzunca bir süre Türkiye'de, hem Anadolu'da özellikle, sadece İstanbul'dan konuşuyoruz. Yani bizim biraz da sektörleri değerlendirirken İstanbul ekseninden baktığımız için belki hata yapıyoruz. Anadolu'da da koca bir dünya var. Biz birazdan projelerimizi size anlatacağız. Çok devasa talepler var. Devasa büyüklükte talepler var. Urfa'da, Diyarbakır'da, Manisa'da, Batman'da. Bunları da birazdan açıklayacağız. Dolayısıyla ben bazı üst segmentlerde sıkıntı olabilir, dönemsel sıkıntılar olabilir ama onları piyasanın regüle edeceği kanaatindeyim. Peki alt gelir grubuna yönelik konutlar yapıyorsunuz. Ödeme disiplinleri nasıl? Geri dönüş nasıl? Evet. Şimdi bu tabii seçim üzerinde bazı tartışmalar da oldu. Onlara da birkaç veri vermek isterim size. Şimdi biz alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza %12 peşinat. %12. Ya standardı söylüyorum. Bazen %8 ona da çektiğimiz oluyor. İşte bazı yerlerde desteklemek için. Nedir mesela? Tarım köyler yapıyoruz biz. Köy yerleşimlerini desteklemek için. Anadolu'nun birçok yerinde bu tür faaliyetlerimiz var. %12 peşinat ve 180 ay vade. Bu bizim standart alt gelir grubu ödeme disiplinimiz. Şimdi bu yerde ve vatandaşlarımız ödemelerini, taksit ödemelerini konuta taşındıktan sonra başlıyor. Peki ödemelerde bir aksama oluyor mu bu zamana kadar gördüğünüz? Hayır. Ödeme bakın, ben size birkaç veri de vereceğim. Yani sizin tabii hı-hı, programınız günlük ekonomiyi de, borsayı da, işte para giriş çıkışlarını da takip eden bir program. Ben size çok duyulmayan bir veri de vereceğim. Geçenlerde yaptığımız. Genelde bizim vatandaşlarımız belli bir maaşla yaşayan, o maaşın karşılığı da, şimdi önümüzde örneklerde size birkaç örnek de vereceğim. 200-300 lira taksitle, maksimum şehrine göre 400 lira taksitle ve kira ödemiyor artık o vatandaşımız. Eve girdiği için, yani bu evin içerisinde yaşadığı için kira yerine bize taksit ödüyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 277 lira taksit ev satacaklarını söylemesi, şu anda siz satıyorsunuz o zaman. Şimdi bakın, ben size veri vereceğim, aslında satıyorum ya da değil. Bunlar 2014-15 arası, yani ben geldiğim dönem itibariyle örnekler. Balıkesir Merkez Gazi Osman Paşa'da 200 yaklaşık 350-400, 280 artı 48 artı 72 konut. 4000 lira peşinat ve eve girdikten sonra ödemek kaydıyla 232 lira taksitle vatandaşlarımız ev sahibi oldular. Bunlar olacaklar değil. Oldular. 4000 peşinat 232. 4000 peşinat 232 lira taksitle. 180 ay. 180 ay. Şimdi Sivas Kangal'da 72 konut. Bunda hiç peşinat yok. Çünkü bu bazı ilçelerde şunu yapıyoruz. Biz Anadolu'da, yani büyük şehirlere göçü, değil mi, engellememiz gerekir. Biz bunları, insanları siz buraya gelmeyin diyerek engellemeyiz. Oradaki yaşamı kolaylaştırmamız lazım. İnsanların konuta erişimini kolaylaştırmamız lazım. Vatandaşlar için bir yerle alakalı en önemli bağ insanın evinin olması, o bölgeyle bağını en sağlayan şeylerden bir tanesi. Şimdi bununla alakalı başka çalışmalarımız da var. Sivas Kangal'da 175 lira taksitle peşinatsız daire sattık biz. Bunu satıyoruz değil. Bak, sattık bunu. Bu yıl içerisinde. Bir toplam içerisinde bakın, ortalama nedir? Yani bakın, burada liste var. Size vereceğim bu liste. Siz bunu alt alta yazarsınız. Bu tek bir ya da iki şeyden bahsetmiyorum. Burada en az 80 tane şu anda proje var. Bu yıl içerisinde sattığımız 175 lirayla 380 lira arasında sattığımız, taksitle sattığımız daireler var. Bir veri daha vereceğim size. Şimdi bu rakamlar 180 ay vadeli. Şimdi Sayın Başbakanımızın bizden bir çalışma yapmamızı da istemişti. Dolayısıyla biz sadece vadeyi yukarı yönlü bir revize yaparsak zaten rakamlar çok da aşağıda gelmiş olacaklar. Ama standart toplu konut idaresinin yıllara sari olarak, yıllar içerisinde yaptığımız 2014-15 arasında bu var. 2013-14 arasında da bundan farklı bir şey yok. Çok daha düşük taksitler var. Bunları burada paylaşmak isterim. Bu... Yani ben de şaşırdım. Şuna çok özür dilerim. Şaşırdım. Yani 277 lira taksit
toplu kontrol idaresinin şu anda yaptığımız yani standart hemen hemen bu taksilerle satıyoruz. Belki tabii toplam yani bilemiyorum yani sizle zaten bir kurum olarak siyasi parti temsilcileriyle polemiğe girmek istemezsiniz tabii, tabii, elbette. Tabii, değil, tabii. Neyse rakamı onu veriyorsunuz. Dolayısıyla 277 diye CHP'nin bir programı var. Siz ama burada gösterdiğiniz rakamlar. Benim daha düşük. Burada benim anlamak istediğim şu, belki büyük şehirlerde ihtiyacı olanlara bu miktarda taksitle bu seviyelerde konut satabilir miyiz? İstanbul, Ankara, İzmir ne yaparsak yapalım bir nüfus yoğunlaşması var. 3 tane büyük ilimiz. O açıdan mümkün mü bu? Şimdi burada da samimi olmak gerekir. Yani bu söylediğimiz rakamlar birkaç vilayetimiz hariç. Hı hı. Hariç. Zaten bizim yaptığımız ve yapmaya devam edeceğiz. Evet, şuradaki illere baktığım işte. Zaman evet. Hemen hemen bu üç tabii, il dışında hemen tabii. Hemen her yer var gibi gözüküyor. Bakın mesela İstanbul'la alakalı yeni güncel yaptığımız bir şeyi söyleyeyim. İstanbul'da Kayaşehir bölgesinde 1500 konutu biz kurayla satışa koyduk geçen ay. Orada da rakamların 537 lira taksitliydi. 400 tane alt gelir grubuna daire sunduk. 537 lira taksitli. Onun nedeni arazi pahalı değil mi? Tabii efendim yani şimdi bunu bir de... Hani arazi üretilemeyen bir değer. Üretilemeyen bir değer. Evet. Şimdi bu sadece bizim ülkemize mahsus bir hadise değil. Dünyanın birçok ülkesinde de bazı şehirlerle alakalı bu şey var. Yani siz Londra'da işte yeni bir alan üretemezsiniz. Paris'te bir bu tür alanlar üretemezsiniz. Mecburen bu şehirlerimizde biraz daha pahalı olmak durumunda. Yani bu da yaşamın doğası gereği. Bir şehirleşmenin doğası belki gereği. Belki yine orada ucuz arazi üretmek için biraz daha mı şey yapsa bilemiyorum. Hani ama İstanbul'un sınırları belli Yavuz Bey. İstanbul'un sınırları belli ve burada sınır belli daha... değil artık ya. Ben geçen Çanakkale'ye gittim. Nerede bittiğini anlayamadım. Yani bu kadar git her yerde konut her yerde İstanbul. Hakikaten İstanbul'un bu tarafı sınır bitmiş sınır. Arazi yani. Bittiğine göre şu metrekare fiyatı nedir bir konutun? Maliyeti. İnşa tabii. Maliyeti nedir? Şöyle düşünürsek bunu sektörden de yani toplu konut idaresi bir konutu yapınca özel sektör yapınca farklı değil. Aynı disiplinde konut üretiyoruz. Aynı yasalarla tabii. Aynı şeylerle üretiyoruz. Burada belki rakam verecek olan şeylerden bir tanesi biz çok konut ürettiğimiz için bize üretim yapan firmaların disiplinleri de çok seri ve ona göre hazırlıkları var. Yani işte tünel kalıpları, vinçleri ve operasyon güçleri çok daha güçlü ve onun için de gerçekten toplu konut idaresinin rakamları piyasaya göre biraz daha minimum düzeydedir müteahhitler açısından. Bu da sektör tarafından çok iyi bilinir. Hatta sektör bazen bu konuda da eleştiri getirir. Biz de işin açıkçası çok düşük rakamlarla iş yapmak istemiyoruz. Çünkü biz yeni dönemde kaliteyi de Türkiye'nin bugün geldiği seviyeye göre kaliteyi de çok önemsiyoruz. Yani daha nitelikli konutlar üretmek istiyoruz. Bu çerçeveye bakıldığında da toplam giydirilmiş olarak yani çıplak maliyet olarak şu işte KDV bu, müşavirlik bu ya da operasyon maliyetimiz bu dersek yaklaşık 950 bin lira civarıdır. 950 bin lira. Ama o zaman bakın, 100 metrekare konutu 100 bin liraya yaptırtabiliyorsunuz. Arsa hariç. Arsa bizim çok hızlı vaktimiz de daralıyor. O yüzden özellikle vurgulamak istediğiniz bir iki noktaya doğru gidelim mi Abdurrahman? Gidelim. Son 14-15 dakikamız kaldı. Evet. Törenleri de döneceğiz çünkü. Evet. O zaman şeyden başlayalım mı? Projeler önümüzdeki evet, yani artıracaklar mı konut arzını? Şimdi bakın onu da paylaşmış olayım. Biz idaremizin benden önceki de vizyonu şuydu. İlk dönemde 500 bin konut, 2023'e kadar da 500 bin konut. Dolayısıyla 1 milyon konut hedefi var idi. Şimdi biz bu hedefe bağlıyız ama Sayın Başbakan en son görüşmelerimizde bana verdiği bir talimat var. Bunları yukarı yönlü revize edin. Çünkü gerçekten Anadolu'da insanlarımızın bizden beklentisi var. İdaremiz son birkaç yıldır, 3-4 yıldır Türkiye'deki birçok kamu binasında yapan idaredir. Yani Türkiye'de şu anda 16 tane stadyum inşa ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza. Bu 16 stadyumu da biz inşa ediyoruz. Şu bizim Beşiktaş stadyumunu inşa etseydik. Evet. Hisseli şu ana kadar hala bitemedi bir türlü. Bakın son 3 yılda Sağlık Bakanlığımıza 266 tane hastane yapıyoruz. Yani Anadolu'nun hemen her ilçesinde şu anda hastane inşaatımız devam ediyor. 60 bine yakın yine Kredi Yurtlar Kurumu'za toplamda 60 bin kişilik öğrenci yurdu inşa ediyoruz. Bunların bir 60 kısmı, bin kişilik. Evet. Bunların bir kısmını teslim ettik. Mesela
dönem açılışına kadar yaklaşık 14 bin kişilik yurdu biz teslim edeceğiz. Aynı zamanda Kredi Yurtlar Kurumu kendisi de yurtlar devam ediyor. Biz emniyetimizin, askeriyemizin birçok kamu biriminde ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şimdi biz fakat yeni yönlenmede yine asli fonksiyonlarımız olan... Telekomları da siz yapıyorsunuz. Konutları, evet, onlar zaten yapılmış, bitmiş olan işlemler. Dolayısıyla yeni dönemde konut konusunda farklı bir evreye geçiyoruz. Biz bunu şu birkaç şeyle de ifade edeyim. Yeni dönemde yeni izlerle geçmeye çalışıyoruz. 2014 yılı... Çirkin konutlardan bizi kurtarın, evet. Ya. Aslında o çirkin... Yani, yani ben mesela gidiyorum işte kendi memleketime gittiğim zaman filan. Yani hani bir mimarisi olur. Evet. Bir şehre uygun bir şey olur. Hep birbirine benzeyen ve bir 3-5 yıl sonra, evet, da maalesef... hiçbir estetiği kesinlikle kalmayan binalar. Şimdi onu da birkaç şeyi paylaşmış olayım yani ben bu vesileyle. Şimdi biz yeni dönemde 2014 yılı toplu konut idaresi için bir başka evreye geçiş olarak kabul ediyoruz. Yani idare çünkü çok güçlü ve başarılı bir idare. Biz gelince yeni bir şey katacak, yeni bazı şeyler katmamız lazım. Peki niye böyle bir dönüşüm içerisindeyiz? Çünkü Türkiye 2002 yılında bu idarenin yani başlangıcı 84 ama idarenin bakın o veriyi de vereyim size. İdare 18 yıl boyunca 43 bin konut inşa ediyor. Son 12 yılda 660 bin yakın konut inşa ediyor. Yani geçmişle bugün arasındaki şeyi farkı anlamak için söylüyorum. Şimdi bu güçlü olan idare bu ülkenin kurumudur ve gerçekten önemli bir kazanımdır. Benim kurumu tanımlarken bir kuruma ait bir tanımlamam var. Gerçekten sosyal devlet anlayışın en önemli kurumsal yansıması bir kuruluş burası. Şimdi bizim eleştirdiğimiz konutlar doğrudur. Bunun içerisinde eleştirecek olan yerler de vardır. Hızlı koşunca arkada hatalar da yapabilirsiniz. Hiç şüphesiz. Ama bakın size de bir veri verdim. Yani insanın aynaya ya da topluma geçerek onu beğenmemesi gibi bir algı da doğabilir. Ben 19 tane konut, işte sizin klasik TOKİ konut olarak gördüğünüz konuttan bahsediyorum. Konya'da, Selçuk'ta 19 konuta 5200 tane vatandaşımız müracaat ediyor. Çünkü ona göre daha farklı bir yaşam koşullarında yaşıyor. Fakat biz şunu önemsiyoruz. Şimdi bu Türkiye 2002 yılların Türkiye'si değildir. O gün milli gelir 3000 dolarlar seviyesinde. Bugün 10.000-10.500 dolar milli geliri konuşuyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 3 katın milli gelirde bir artış söz konusu. Milli gelirle doğru orantılı bir şekilde vatandaşlarımızın da TOKİ'den beklentileri değişti ve gelişti. Bunun farkındayız. Ben arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Bir kamu birimi olmamıza rağmen müşteriye kulak verin diyorum, yani vermemiz gerekir. Ne diyor bizim halkımız, bizden ne istiyor? İşte sizin de demin söylediğiniz gibi bir defa geçmişte vatandaşlarımız konuttan amaçları o günkü acil sorunlardan dolayı bir barınma merkezi anlayışıydı. Bize bir barınacak yer verin. Öyle akut sorunlar vardı. Ama bugün insanlarımızın ihtiyaçları da beklentileri de değişti ve gelişti. Konfor şimdi insanlar bizden daha konforlu yaşam alanları istiyorlar. Yaşam alanı istiyorlar. Çok sadece doğal. Konut değil, evet. Konutla beraber bir, tabii, yaşam alanı, çevresi, alışveriş merkezi. Kesinlikle. Caddesi, sokağı. Şimdi biz de bu sese kulak veriyoruz. Belki de benim burada olmamın sebebi de budur. Benim geçmiş disiplinlerime bakıldığında, yani hayat tecrübeme bakıldığında belki de bunun için buraya getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde atandım bu göreve. Şimdi biz de vatandaşlarımızın bizden bu beklentisine cevap vermek için belli başlıklar attık. Ve bu başlıklara göre bakın onu da çok önemli bir şey söylüyorum. Yapacağız demiyorum bununla alakalı. Ben bir yılı doldurdum Nisan ayının sonunda. Ama son 8 aydır yaptığımız bütün ihalelerde bu disiplinle hareket ediyoruz. Yaptığımız şeyler yatay mimari önemsiyoruz. Çünkü bizim şehirlerimiz, Anadolu şehirlerimiz genelde bu disiplin içerisinde, işte hangi vilayetten geliyorsak gelelim, bu disiplinle var olmuştur. Yöresel mimariye dikkat ediyoruz. Bu şu demektir. Son 8 aydır yaptığımız bütün üretim aşamalarında, yani yaptığımız ihalelerde, şu anda yerinde üretimi yapılan işlerde farklı mimaride, farklı konsepte işler göreceksiniz. Bunlar üretim disiplinleri gereği 8 ay sonra, 1 yıl sonra ortaya çıkacaklar. Ve siz Anadolu'yu gezdiğinizde inşallah ben geçen gün Kayseri'ye gittim. Uçak 2 defa döndü, teknik, evet, bir arıza vardı. Her tarafta birbirine benzeyen, evet, dikey çıkmış binalar. Yani belediye başkanımıza da sordum orada. Dedim ki yani
bu biraz hani daha yatay binalar oluşamaz mıydı? Dedi ki ya arazi üretmek, arz üretmek zor olduğu için hani böyle bir mecburen böyle oldu dedi ama doğru değil. Bence şey olması kesinlikle lazım. Yataya dönmemiz lazım artık. Yani şehir merkezinden uzaklaşıyorsak. Kesinlikle. Bir bakın bu hafta sonu inşallah basın mensubu arkadaşlarımızı da götüreceğiz. Sadece vatandaşlarımızın bunu duyması, bunu beklediklerini biliyoruz. Duyması, bu beklentilerine karşılık olarak da hani inanıyorum duyduklarında sevinecekler. Nevşehir Ürgüp'te bakın çok önemli ve riskli bir bölge değil mi toplu konut idaresi açısından? Nevşehir Ürgüp'te 923 tane sosyal konut inşa ettik biz. 923 tane. Ama ve projemizi basın mensuplarına alıp götürüp inşallah tanıtacağız. Toplu konut dersinin reklamı olsun diye değil. Sadece vatandaşlarımız bu beklentilerin olduğunu biliyoruz. Beklentilerin karşılığı. Tamamı dış cepheleri yöresel taşla kaplanmış. 3 katlı binalar. Daha önemlisi bakın iyi konut inşa edebilirsiniz. Bizim işimiz alt gelir grubuna iyi konut inşa etmek. Nitelikli konut inşa etmek. Yoksa üst gelir grubuna para harcarsınız, çok nitelikli işler de yapabilirsiniz. Ama biz zor olan bir şeyle uğraşıyoruz. Ve inşallah Nevşehir örneğinde olduğu gibi şu anda yaptığımız Mardin'de, burada ekranda da demin döndüğünü gördüm arkamda. Mesela Mardin'in mimarisine uygun projemiz şu anda geçen 2 hafta önce Mardin'deydim. İnşallah bu yazın sonunda Mardin'deki projemiz 3'er 4'er katlı. İstanbul için projeler neler olacak? Tabii biz şimdi İstanbul'da da bu 1500 konutumuzu satışa koyduk. Vatandaşlarımız şu anda sözleşme aşamasına geldiler. 4000 konut şu anda ihale ettik 2015 yılında. 3500 konut daha da bu yıl içerisinde ilave edeceğiz. Nerelerde olacak? Bunların şu anda tamamı Kayaşehir ve Bahçeşehir yöresinde. 7500 konut inşa etmiş olacağız. Mesela şu televizyonda şu anda gördüğümüz konutlar... Buradan da bir bakıp görebilirsiniz. Hemen önünüzden de görebilirsiniz. Neresi orası? Evet. Bunlar da herhalde evet işte mi? Bakın bunlar evet. Bu konutlarımız şu Ürgüp'te yaptığımız konutlar. Evet hiç değilse evet. Bir çevre evet. Mimarisi evet. Vesairesiyle. Dikey değil. Çok yüksek dikey değil. Ve bakın... 3 kat. Bakın çok daha iyisi belki yapılabilir. Bize söylediğimiz şeyler bunlar da bu konutlarda muhtemelen... Bunların taksitleri mi 300-400-500 evet, bunlar 300 şey. Bakın bunlar şimdi bilmeden söylüyorum ama çıkışta hemen size verisini vereceğim. Muhtemelen 400 lira taksitle dairelerdir bunlar. 400 veya 500 lira. Kaç bizim Serdar yani. Konuşsuz da ona bir konut arıyoruz. Ama Kapadokya, Nevşehir'den mi alacaksınız? Bunlar da... Artık orada otur dersin. Yok, Kapadokya'dan alamazsınız çünkü 2 yıl oturma şartı var orada da. Oradan da alalım. Evet. Önümüzdeki dönemde ne kadar konut yapacaksınız? Bakın biz dediğim gibi, biz bu yıl hedefimizi 50 bin konut koymuştuk. Ama şu anda arkadaşlarımızla 3 hafta önce yaptığımız toplantıda verileri gördüğümüz için 60 bine doğru revize ediyoruz. İşimiz şu, geçmişte olduğu gibi standart konutlar inşa etmemeye çalışıyoruz. Bu yorucu bir süreç. Ne yapıyoruz? Her bir bölgeye ayrı yöresel mimari çalışmak zorundayız. Dolayısıyla bu disiplinlerle beraber 60 bin konut inşallah yıl sonuna kadar ihale etmiş olacağız. Önümüzdeki yıllar. Bakın bir son olarak Sayın Başbakanımızın demin sözün arasında söyledim. 1 milyon konut hedefimizi 2023 söylemiştik. Bunları yukarı doğru revize etmemiz istendi. Dolayısıyla inşallah tahmin ediyorum önümüzdeki yıl 70-75 bin konutlara çıkmak durumundayız. Şimdi bu TOKİ'nin konut üretimindeki şey ne? Müteahhitlerle ilişkiniz ne? Şimdi evet. Bazı yerlere siz doğrudan kendiniz girip yapıyorsunuz, satıyorsunuz. Taşeron ya da müteahhitlere evet, müteahhit. Elbette veriyorsunuz. Bir de bazı yerlerde var orada gelir ortaklığı evet. Yapıyorsunuz. Alt segment, üst segment değişiyor mu? Yani üst segmenttekileri, segmentteki konutları müteahhitlere veriyoruz. Kar payı alıyoruz biz oradan. Evet. Alt gelir grubunu doğrudan biz, öyle mi? Aynen tarif ettiğiniz bu gibi. Bu şekilde yani mi? Aynen. Bütün alt segment ve orta segmentteki konutları biz yapıyoruz. Yani müteahhitlerle yapıyoruz. Yani şüphesiz, onlara ihale ediyoruz ve yapıyoruz. Üst gelir grubuna hitap edecek olan arazilerimiz ki bunlar sınırlı yerlerdir. Toplam üretimimizde geçmiş disiplinde bile %15 mertebesini geçmemiştir. İşrak şirketleriyle beraber bunları da müteahhitlerle hasılat paylaşımı yapılıyor. Buralardan gelir elde ediyoruz. Bu işte o müteahhitlerle yaptığınız mesela kaç tane boş daire var? Tespit ettiriyorsunuzdur herhalde yapılmış. Çünkü bazı yerlerde o konut balonu dediği Abdurrahman'ın da bizim burada konuştuğumuz bazı yerlerde fazla konut üretilmiş. Hem TOKİ kanalıyla... mesela bahçe isim de verebilirim. Evet. İşte orada ben görüyorum sürekli boş konutlar var. Ben ona var. Katılmıyorum. Böyle bir zaman sonra da olacak. Şöyle diyorsunuz. Katılmıyorum. Yani burada sorun olmaz anlamında demiyorum. Bakın son
bir yılda veya 6 ayda işte İstanbul Avrupa Yakası'nda yapılan işte Kayaşehir, Bahçeşehir bölgesinde yapılan ihale trendlerine bakın. Gittikçe artan bir şey var. Şimdi hiçbir özel sektör değil mi? Özel sektör hadi diyelim 6 ay önce yanlış bir karar almış olabilir. Azalan bir trend yok. Daha yükselen bir rakam var. Artıyor diyorsun. Artıyor. Yani şimdi bir balon söz konusu var yani. Şimdi bakın bir balon söz konusu olsa sektör kendisini böyle bir ateşin içine atar mı? Ayrıca bildiğim bir şey daha var. Bu konutlardan konut alan yani TOKİ'nin ortaklığı konut alan vatandaş arasında hiçbir risk yok. Çünkü müteahhit yapmadığı zaman siz devreye giriyorsunuz. Dolayısıyla orada böyle bir şey. Bir veriyi paylaşmak isterim. Yani bu şey olduğu için. Toplu konut idaresi toplam konut sektöründe neyi ifade ediyor? Çok bilinen bir şey değil. Ben de geldiğimde ilk araştırdığım konulardan bir tanesi. Türkiye sektörde biraz veri özlü olan bir yer. Yani veri üretemiyoruz ama bir şeyi paylaşmak isterim. Toplam son 12 yılda Türkiye'de üretilen toplam konut stokunun yaklaşık %8'ini toplu konut idaresi olarak biz ürettik. Bakın bu şu demek. 2023 yılına gelindiğinde, 2012 baz alarak konuşuyorum ama 2023 yılına gelindiğinde bütün veriler değişmemiş olacak. Türkiye'de yaşayan toplam nüfusun 5-5,5 milyonu toplu konut idaresi binalarında yaşamış olacak. Milyon hanesi, hane mi? 5-5,5 milyon insan. İnsan, evet. İnsan. Şimdi bunu düşündüğünüzde aslında yaptığımız için ben arkadaşlarımızla da konuştuğumda bu hem çok sevindirici, bizler açısından sevindirici. Bu ülkenin insanlar olarak, bir meslek erbabı olarak insanlara yuva yapan bir yerde ona vesile olan birisi olarak sevindirici bir şey. Aynı zamanda insanı gerçekten ürkütücü de bir şey. Yani bunun şuurunda olmanız gerekir. Ona göre inşa etmeniz gerekir. Çünkü sizin yaptığınız inşaatlar aynı zamanda bir muhit oluşturuyoruz değil mi? Bir semt oluşturuyoruz. Bu semtler bizden sonra da yüzyıllar boyunca yaşayacak. Sadece insanlar barınmayacak. Buralarda bir şehirler gelişecek, genişleyecek. Şimdi bizim bu yeni dönemde en çok dikkat ettiğimiz konular da geçmiş disiplinde olduğu gibi bunun onlarca örneği şu anda hamdolsun ürettik ve ihale ettik. Mutlaka içerisinden eğer bir belli büyüklükteyse proje, içerisinden bir caddenin geçmesini, sokakların oluşmasını ve o cadde üzerinde esnafın olmasını, binaların altında yani sizin parantez içinde klasik TOKİ konutlarından hariç olarak o dükkan, binaların altında dükkanların olması, bir meydana açılmasını, meydanda bir caminin, kafeteryanın olmasını, yaşam alanı olsun. Yaşam alanı oluşmasını önemsiyoruz ve bakın şimdi yaptığımız mesela Şanlıurfa'da yeni bir proje bitirdik. Şu özellikle şeyde sinema salonu, tiyatro salonu bunlarda en büyük ihtiyaç özellikle. Bakın onlar da ne kadar kaldı bilmiyorum ama madem öyle birkaç müjdeyle de onları da bitirmiş olayım. Yani bunlar sadece idare açısından değil. Ben sizlerin de yani bu masa etrafındaki insanların da toplumumuzun da biz de bu hayatın içinden geliyoruz. Bu değişim beklediğini biliyoruz. Hı hı. Dediğim gibi buna da kulak verdik ve buna göre üretim disiplinlerimizi değiştirdik. Mesela tiyatro salonu dediniz. Biz toplu konut dairesi olarak şu anda Kayaşehir'de 2500 konutluk yeni bir şey oluşturduk ve bir cadde oluşturduk. Bakın iddia ediyorum Kayaşehir'deki en güzel caddelerden birisi olacak. İnsanlar orada yürümeye gidecekler. Aynı İstanbul'un eski muhitlerinde olduğu gibi bir cadde oluşturduk. Ve içerisine inşallah bir toplu konut dairesi olarak da bir tiyatro projesi de geliştirdik. Çünkü biz o yaşam alanını önemsiyoruz. Evet, evet. Bu vesileyle inşallah bu disiplinlerle vatandaşlarımızın beklentisine de uygun daha aktif konut alanında, sosyal konut alanında altını çizerek söylüyorum, çok daha aktif bir idare inşallah çalışıyoruz. 2015'te de 16'da 17'de de Vaktimiz bitti ama inşallah bir programımızı şu seçimleri bir atlatalım. İnşallah. Bir büyük projenizi bir programımızı da inşallah orada yaparız. Hem uzun konuşuruz hem o değiş. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yani bir dönem dediğiniz gibi çok hızlı gelişti ama daha sonra da değil mi? Sosyal yaşam alanlarıyla pırıl pırıl tertemiz şehirlere ihtiyacımız var. Kentsel dönüşümü de konuşabiliriz. Tabii. Yani bir sonraki şeye sözleşelim. Bir söz alalım sizden. İnşallah. Seçimlerden sonra tekrar bir araya gelelim. Aslında bir kentsel dönüşüm dendi. Çok önemli başlık. Sadece onunla kapatmış olayım. Türkiye'de kentsel dönüşümde en aktif idare şu anda toplu konut idaresidir. 53 vilayette 107 ayrı alanda kentsel dönüşüm yapıyoruz. Harika.
Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan konuğumuzdu. Biz kısa bir araya gidiyoruz, sonra devam edeceğiz. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti